Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 8. sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz. 2021 MSÜ'de çıkan bir soru. Bir dik prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Formülü hatırlatıyor bize. Burada dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutudan önce yan yüzlerinden ikisine paralel düzlem boyunca iki birimlik kısmı sonra da kalan şekilden tabana paralel bir düzlem boyunca 3 birimlik kısmı kesilip atıldığında oluşan şekil bir küp olmaktadır. Yani şunun her bir kenarın uzunluğuna A diyebiliriz. Şurası da A. Şurası da dolayısıyla A. Burası A. Şunlar ise 2 olur. Sonrasında şunu söylüyor. Kesip atılan bu iki prizmanın hacimleri birbirine eşit olduğuna göre küpün hacmi. Şimdi şöyle yapalım. Bu prizmaların hacimlerini yazalım. Yeşil prizmanın hacmi, yeşille yazalım bunu. Yeşilin hacmi. Bakın uzunlukları a, a, 3. Yani ayrıtları a, a, 3. a çarpı a çarpı 3'ten ne gelir? 3 a kare. Kırmızının hacmi. Bakın burası ne yapıyor? Büyük küpün bir ayrıtı a artı 3. Bir pardon. Bir dik neyi demiş? Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği diyelim. Yanlış söylemeyelim. Şurası neymiş? A artı 3. Şurası ney? A. Burası ney? 2. Yani A çarpı A artı 3 çarpı 2. Bu da ne olacak? İşte bunun hacmi 2A çarpı A artı 3. Bunlar birbirine eşit diyor. Yani 3A kare eşittir. 2A çarpı A artı 3. Burada a sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirebilirim. O halde 3a eşittir. Bunu da dağıtırsak 2a artı 6 gelir. Buradan a eşittir 6 bulunur. Küpün hacmini soruyor. Küpün bir ayrıtına a dediğimize göre ve bir ayrıtını da 6 bulduğumuza göre hacmi 6'nın küpünden 216 birim küp gelmiş olur. Yani doğru cevap C şıkkıdır gençler. Şekildeki ayrıt uzunlukları verilen dik prizma içindeki su bir kenar uzunluğu 4 santim olan küp içine boşaltılırsa suyun yüksekliğini soruyor. Bakın bunun tabanı bir dik üçgen 4 5 demiş o zaman dik kenarımız 3 gelir. Bunun hacmi taban alanı nedir? 3 çarpı 4 bölü 2. Yüksekliği ne? 6. E bunu hesaplarsak 3 9 36 ne geldi? Santimetre küp geldi. Şimdi ikincisinde bir kenar uzunluğu 4. Buna döktük mesela. Şöyle bir görüntü oluştu. Yüksekliğine h diyelim. Hacmi 4 çarpı 4 çarpı h olur. Neye eşitmiş bu? 36'ya. 16 h eşittir. 36. Her tarafı 16'ya bölüyoruz. h eşittir. 36 bölü 16'dan. 4 ile sadeleştirirsek 9 bölü 4 gelmiş olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Böylece gençler kazanım 7'yi de 8'i de çözmüş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.